Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda yine PineScript göreceğiz. PineScript dediğim gibi çok basit bir dil, anlaması çok güzel, yazması çok hoş, aynı Python gibi. Aslında algoritmik thread yapmamız için gerekli olan, yani bireysel olalım, büyük programlar kullanmadığımız sürece, özel kodlamalar yapmamız gerekmediği sürece zaten istediğimiz her türlü stratejiyi algoritmik thread stratejisini en basit diller ile yapabiliyoruz. Bu video serilerinde benim amacım bunu gösterebilmek ve en basit iki tane dili kullanacağız. Python ve PineScript. PineScript tabi algoritmik thread'de pek bir yeri yok ama kendimize indikatör hazırlamak için, sonuçta bu da yapacağımız thread'lere kendi kattığımız bir algoritma olacak. Bu da algoritmik thread'e gider. Evet, şu an ona karar verdim. Yine basit basit gidiyoruz, yavaş yavaş, ağırdan ala ala. Videoları artık çok uzatmayacağım, 10 dakika 15 dakika belki uzun geliyor olabilir, biraz da fazla konuşuyorum, yapacak bir şey yok. Bu videoda koşulları göreceğiz. PineScript'te koşullar nasıl tanımlanır, yani if else gibi veya çoklu koşullar var. Çoklu koşullara şu an girmeyeceğiz, ileride gireceğiz. Şu an sadece basit koşullara bakacağız. Şimdi hemen bakalım, iki tane sayıyı karşılaştırdığımız bir koşul indikatörü, göstergesi oluşturalım. Ve bu şöyle olsun: x diye bir değer gireyim, y diye bir değer gireyim. X y'den büyükse aşağıdaki göstergenin rengi yeşil olsun. X y'den küçükse, bir saniye şu telefonu susturayım. X y'den küçükse de işte başka bir renk olsun. Fark etmez, veya başka bir değer alsın. Önemli olan koşulların sağlanabilmesi. Şimdi ben ilk başta kendime x diye bir değer tanımlatıyorum ve bunu kullanıcının girmesini istiyorum. Input def while diye bir değişken var. Def while'imiz 5 olsun. Min while'imiz 1 olsun. Burada kalsın. Bir de isim giriyorduk sanki bunlara. Title eşittir de x olsun. Şimdi bunu kopyaladım. Ctrl-C, Ctrl-V yaptım. Y diye bir sayı tanımladım. Ve bu da, pardon, bu da 15 olsun. Bir kaydedelim, bakalım bir hata var mı? Bir hata yok. Grafiğe ekleyelim. Grafikte şu an ne var? Tabii ki de yukarıdaki grafiğin aynısı gelecek, çünkü ben yazdır, yani plot komutumun içerisinde close değerlerini yazdırıyorum, yani kapanış değerlerini. Ayarlara girdiğimde evet, x değeri 5, y değeri 15 olarak benim karşıma geldi. Şimdi ben kendime bir adet renk seçeneği oluşturmak istiyorum ve renk eşittir deyip bırakıyorum. Burada ben aslında bir adet değişken oluşturdum, yani bir parametre, kullanacağım bir veri olarak düşünebiliriz. Peki ben bu rengi şöyle yapmak istiyorum. Kullanıcı sayı girdiğinde x sayısı y sayısından büyük ise renk yeşil olsun. Küçük ise ne renk olsun? Kırmızı olsun. Hemen kontrol ettireceğim. Çok basit. X küçüktür y ise. Burada koşullar böyle yazılıyor. Evet. X küçüktür y ise ne olsun? Color nokta green. Yazamadım. Green. Değilse de, ki şartımızda iki nokta olarak belirtiyoruz. Color nokta red. Bu kadar basit. Aslında biz burada şunu yaptık. Hatta x küçük eşittir yapalım. X küçük eşittir y ise, yani x y'den küçüktürse veya eşittirse rengi yeşil olsun. Değil ise, iki noktayı değilse diye okuyorum, rengi color nokta red olsun. Peki ben rengimi böyle bir işarete atadım. Tamam, güzel. Peki bunu nasıl yaptıracağız biz bu rengi? Tekrar kaydettiğimde herhangi bir şekilde burada renk değişimi vesaire yok. Burada virgül koyup
Biz tabii pilotun içinde ne tanımlayabiliyorduk? Tekrar buraya gelip yazalım. Pilot yazdığımda bakın bir title ve color belirleyebiliyorum. Hemen color eşittir renk diyorum. Color eşittir renk dediğimde bu sefer 5-15'ten küçük olduğu için benim rengimin yeşil olması gerekiyor. Kaydet diyelim. Gördüğünüz gibi rengim yeşil oldu. Peki burada ayarlardan ben bunu 20 yapıp tamam dersem rengim kırmızı olacak mı diyecektim. Gördüğünüz gibi rengim kırmızı oldu. Burada aslında renk değil de amacımız şeydi. Koşullu ifadeleri sağlamaktı. Burada isterseniz bu şeyin değerini de değiştirebilirdiniz. Hani close yerine işte x, y'den büyükse 10 yazdır, x, y'den küçükse 5 yazdır gibi şeyler yapabilirsiniz. Ben burada temeli veriyorum. Gerisini size bırakıyorum. Umarım yine bu videoda anlaşılır olmuştur. Lütfen yorum atın. Yani amacım beğeni, abone falan değil. Yani amacım iletişim halinde olabildiğimiz bir videolar serisi olsun. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.